İşleme testi 2'deyiz. İlk sorumuz, ırakçak bir merceğin asal ekseni üzerine konulan bir cisimle görüntüsünün merceğe uzaklığını karşılaştıran bir öğrencinin söylediği ifadelerin hangileri daha doğrudur? Hatırlayın, ırakçak mercekte kalın kenarlı mercekte görüntü her zaman cisimden daha küçüktür. Kim daha yakınsa daha küçüktür demiştik. Görüntü merceğe cisimden daha yakındır. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorudayız. Hava ortamında bulunan KDM yakınsak merceklerin eğrilik yarıçapları ve ışığı kırma indisleri tabloda gibidir. KDM merceklerin odak uzaklıkları arasındaki ilişki nedir? Hatırlayalım. Eğrilik yarıçapı büyüdükçe odak uzaklığı büyür. İndisler arasındaki fark, yani merceğin bulunduğu ortamla dış ortam arasındaki fark arttıkça da yine ne yapardı? Kırılma miktarı artacağı için odak uzaklığı azalırdı arkadaşlar. Şimdi bakalım K ve M'yi karşılaştırıyorum. Neden? İndisleri aynıyken. Yarı çapı büyükse evet bunun odak uzaklığı daha büyük olacak. M büyüktür K diyoruz. Şimdi bunun ikisini karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Burada da yarı çapları aynıyken indisler farklıysa ne yapacaktır? Bakın burada ışığı kırma indisleri daha büyük olduğu için bu daha çok ışığı kıracak. L ve odak uzaklığını küçültecektir. O da en küçük L olacaktır. En büyük de M. Cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Hava ortamında bulunan ince kenarlı bir merceğin asal eksenine paralel olarak gelen mavi renkli ışıklar kırıldıktan sonra K noktasında odaklanıyor. L noktasında odaklanması için hangileri yapılabilir? Odak uzaklığının büyümesini istiyoruz. O halde rengi değiştirebiliriz. Daha az kırılan bir renk kullanabiliriz. Yani mavi ışık yerine kırmızı ışık kullanabiliriz. Doğru. Ve indisler arasındaki farkı azaltabiliriz. Daha az kırılır ve L'de odaklanır. O zaman merceği de su ortamına yerleştirebiliriz. Bu da doğru. Işık şiddetiyle alakası yoktur arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. Aynı camdan yapılan ince ve kalın kenarlı mercekler X-Y ortamlarında gelen ışınlar şekilde gibi kırılmaktadır diyor. Bunlardan hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Bakın burada karakter değiştirmiş. Gördüğünüz gibi uzaklaştırmış. Halbuki şu tarafa doğru kırması gerekiyordu. O halde bu dış ortamın indisi nedir? Camdan, yani merceğin ortamından daha büyüktür. X ortamının kırılma indisi cam indisinden küçüktür ifadesi yanlış o halde. Y ortamının kırılma indisi camın kırılma indisinden küçüktür diyor. Y ortamının kırılma indisi camın. Burada bakalım normal davranmış mı? Evet. Bu asal eksene geçen ışın böyle giderken daha da uzaklaştırmış. Normal davranmış. Normal kendi özelliğini göstermiş. O zaman dış ortam daha küçük indisi olması gerekir. Bu ifade doğru. X ve Y ortamların indisleri aynı değil. Aynı olsaydı her ikisi de kendi özelliğini gösterecekti. Bu ifade yanlış. O halde cevabımız B seçeneğidir. Beşinci sorudayız. Yakınsak mercek cam levha ve ırakçak mercek paralel ışık demeti karşısına konularak bir süre bekleniyor diyor. Buna göre arkadaşlar KDM noktalarının çevresinde sıcaklık değerleri arasındaki ilişki nedir? Ne yapacak? Işınları bir yerde toplayacak. Bakın paralel gelen ışınlar bir yerde toplanır. Bu ne yapacak? Olduğu gibi geçirecek. Bu ne yapacak? Dik gelen ışınlar kırılmadan geçer. Bu da uzaklaştıracak. Yani K noktası, şuradaki M noktasını unutmuşlar arkadaşlar. M noktasının etrafını boşaltacak. Yani çünkü ışınları uzaklaştırıyor. En çok ışın burada toplandığı için en sıcak bu. En az da burada olduğu için en sıcaklığı düşük olan da bu olacak. Cevabımız A seçeneğidir.